Evet arkadaşlar, badem sütü yapacağız bugün. Şöyle göstereyim. İlk başta bir kase kadar taze badem var, tuzsuz. Üstüne kapatacak şekilde su ilave ettim. Hatta biraz daha şöyle ilave edeyim. Evet. Üstünü kapatacak gibi su ilave ettim ve şimdi 3-4 saat bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, merhaba herkese. Günaydın demek istiyorum. Evet, badem sütümüzü yapmaya hazırız. Yaklaşık 3-4 saat beklettiğim bademlerim var. Şu şekilde bir kase. Çiğ badem, taze badem, tuzsuz. Tuzsuz olması çok önemli süt yapabilmek için. Şimdi bundan süt yapacağız ama bir kaseyi üstü kapatacak şekilde su koydum. 3-4 saat beklettim. 5-6 saat bekletmeyin. Çünkü 5-6 saat beklettiğiniz zaman kararıyor. Ben böyle biraz sabaha karşı koydum. Sabah erkenden kalkıp da bu şekilde hazırladım. Suyunu hafif süzdüm. Böyle tombik tombik olacaklar. Bunu kabuklu bir şekilde yapacağım ben. Suyu iyice emmiş içine çünkü. Şimdi 100 gram bademimi mikserimi alıyorum. Arkasından içme suyumdan ilave ediyorum. Yaklaşık 600-650 miligram olacak. Mililitre olacak, pardon. Eğer kıvamı biraz daha yoğun olsun, daha kremsi olsun istiyorsanız suyu biraz daha azaltabilirsiniz. Ama bu yeterli oluyor. 1 litreye kadar da çıkabilirsiniz. Çünkü benim mikserim bu kadar. 600-650 yetiyor. Şimdi bunu süt kıvamlı olasıya kadar iyice çekeceğim. Kabuklu yapmamın bir özelliği var. Vitaminleri çok daha güzel. Bu arada şundan bahsedeyim size. Neden badem sütü yapıyoruz? İnek sütünün ne oldu? Yani artık inek sütü içmiyor muyuz falan gibi düşünmeyin. Badem sütü daha farklı, kalorisi daha az, spor yapanlar, sağlıklı yaşayanlar için ya da daha tadı değişiklik arayanlar için, çocuklar için de çok vitaminli. 2 yaş sonrası bebekler kullanabiliyor. 2 yaş öncesi kullandığınız zaman alerji yapma riski olabilir. O yüzden 2 yaş sonrası, 2 yaşında olabilir, 2 yaş sonrası da olabilir. Çocuklarınıza, bebeklerinize verebilirsiniz. Onun haricinde bahsetmek istediğim size badem sütü hakkında, kahvelerinize koyabilirsiniz. Kahvenizi badem sütüyle yapabilirsiniz. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Sabah kahvaltısında şimdi güzel bir şekilde hazırlayıp kahvaltıda da sütünüzü içebilirsiniz. Hem gaz yapmıyor, hazımsızlık yapmıyor, midenizi rahatlatıyor, kilo vermenizi hızlandırıyor ve metabolizmayı çok güzel hızlandırıyor. Badem sütünü sürekli içmek zorunda değilsiniz. Haftada bir ya da iki kere içerseniz bence daha iyi. Her zaman yapılabilecek bir şey değil zaten. Çünkü bademin kilosu çok yüksek fiyatta. 100 miligram ya da 200 miligramdan yapmanız yeterli oluyor. Bir ya da iki kişiye çıkacak bir süt çıkıyor. Bu arada dışarıda yaklaşık 3 yıldır badem sütü yapıyorum ben. Videoyu çekmek bugüne kısmet oldu. 33 liradan başlıyor, yeni fiyatlarına baktım. 33 liradan başlıyor, 60 liraya kadar artan fiyatlar var ve %2 oranında badem var içerisinde arkadaşlar. Şeker oranı daha fazla, içerisinde ne olduğu belli değil. O yüzden kendimiz yapmak çok daha sağlıklı. Ben de dışarıdan bir kere aldım, 3-3,5 yıl önce. Bir kere denemiştim, tadını da çok beğenmiştim ama uzun zamandır, uzun yıllardır kendim yapıyorum. Dediğim gibi haftada 1-2 kere kahvemi badem sütüyle içiyorum. Bazen sabah kahvaltısında içiyorum. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz dediğim gibi. Çok vitaminli, çok da güzel bir şey. Süt elde ediyorum. Şimdi evet, mikserimi çalıştırıyorum. İyice süt kıvamına getireceğim. Sütümü yaklaşık 2 dakika kadar, iyice çekilene kadar hızlı bir şekilde çevirdim. Hatta köpük köpük oldu. Bir önemli püf noktası daha var. Elinizdeki ürün ne kadarlıksa lütfen fazla doldurmayın sütü, suyu, ne kullanacaksanız artık. Çünkü taşmaması için. Bir de badem sütünü ben çok uzun zamandır deniyorum. Kabuklu da denedim, kabuksuz da denedim. Kabuklu çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Kabuklarını bence soymanıza gerek yok. Sudan çıkardıktan sonra. Şimdi suyu ekledim. Gördüğünüz gibi bademler süt kıvamına geldi. Bu arada vegan arkadaşlarım çok fazla. İşte inek, süt, yoğurt tüketmeyen
Bu şekilde süt tüketebilirler. Badem sütü çok çok faydalı. Şöyle ilave edeyim. Sütüm hazır. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bunu bir tülbent yardımıyla da şöyle bir kabım var. Tülbent yardımıyla da süzebilirsiniz. Ben şöyle bir daha ince bir süzgecim var. Makarna süzgeci falan denemeyin sakın. Ben bunu da süzeceğim. Çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel. Biraz yavaş süzülecek. Çünkü tül kıvamında bunun altı. Ben tülde yapmayı pek sevmiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş akıyor. İyice dolduracağım kabımı. Köpük köpük oldu. Gerçekten çok güzel oldu sütüm. Böyle yavaş yavaş süzülsün arkadaşlar. Bekleyelim. Son halini de gösterelim size. Evet, iyice süzdüm arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu taneler ne olacak? Yazık, günah, ziyan olmayacak. Bunlar, üzülmeyin sakın. Bunları da iyice süzdükten sonra, iyice süzdüm. Bunun içine tane kesinlikle kaçırmadım. Bunları da dondurucuya atacağım. Mutlaka bir kurabiyenin içerisine, bir yulafın içerisine mutlaka kullanacağım. Kahvaltıda bebeklerinize bebek mamasıyla karıştırıp verebilirsiniz. Çok güzel, yumuşacık oldu zaten. Hiçbir şekilde sert değil. Boğaza kaçma riski yok. Böyle bir şişeleyip öğlen kahvenizi bu sütle, badem sütüyle yapabilirsiniz. Sabah içecekseniz de şöyle, hatta şimdi güzelce bir bardağa koyayım. Of, çok güzel oldu. İsterseniz bunu vanilya çubuklarıyla tatlandırabilirsiniz. Vanilya tozuyla tatlandırabilirsiniz. Balla tatlandırabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Böyle çok daha güzel ve sağlıklı. Böyle içerseniz bence çok daha güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle çok tatlı bir şey beklemeyin. İnanılmaz güzel doğal bir süt elde ettik. Harika bir tadı var bence. Evet. Afiyet olsun. Herkese güzel günler diliyorum. Bugünlük bu kadar.